Bismillahirrahmanirrahim. AÖF İlahiyat Arapça 2 2018 Bahar Dönem Sonu. Soru 1. Misal fiiller ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Misal fiil nasıl fiillerdi? Va'ade gibi, yani mu'tel fiilin misal fiil kısmı nedir? İlk harfi illetli olan, yalnızca ilk harfi illetli olan fiile misal fiil adı verilmekteydi. Muzarilerinde illet harfi düşmez demiş. Oysa ve'ade ye'idu yev'idu olmaz idi. Ve'ade vav illet harfidir. Ye'idu muzaridir. Vav illet harfi düşer. Fe'al fiil illetli olan fiildir. Evet, bu doğrudur değil mi? Ve'ade örneğine bakarsan 5-2 doğru. C. Sahih fiiller grubundandır. Değildir. Aynen fiil illetlidir diyor. Bu da değil. Gale gibi değil yani. İlk harfi elif olan fiilleri gösterir. O demektir diyor. Bu da değildir. Zaten ilk harfi elif olamaz. Ya vav'dır ya da ya'dır. Buna göre doğru olan hangisiymiş? Faal fiil illetli olan, yani B şıkkı doğrudur. Oradan 4'e geçelim. Hunne nokta 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 da'a fiilinden bir çekim beklemişler. Birinci kalıptan bir fiildir. Da'a rama gibi nakıs bir fiil. Son harfi illet harfidir ve burada elif olarak gelmiş. Elif neden dik yazılmış mesela? Bu benden size bir soru olsun. Neden ya gibi yazılmamış da dik yazılmış? Bu bir soru. Birinci kalıptandır. Yani fe'ale yef'ulu ne demek? Mazide annenin fiili. Fetha muzarde ise ötedir demek istiyor. Birinci kalıptan derken onu kastetti. Da'a mazidir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere gelmesi gereken doğru formu ne olabilir? Nokta nokta devam etmiş. Hunne kalıbına uyduracaksın bunu. Hunne hangi kalıptır? Cemidir, müennestir. Bu da mazidir. Cemi müennes kalıbına getir. Cemi müennes hocam gaibe mi olmalı, muhataba mı? Yani ikinci şahıs mı, üçüncü şahıs mı olmalıdır? Hunne zamir ikinci şahıs olduğu için, bunu da ikinci şahıs, pardon, hunne üçüncü şahıs olduğu için bunu da üçüncü şahsa uygun hale getirmemiz gerekir. Buna göre doğru şık hangisi olmalıdır? Nakıs bir fiildir. Birinci kalıptandır diye özellikle belirtiyorum. Şimdi da'a olsun veya gaza olsun değil mi? Gaza, yevzu, yevzuan, yevzuna, yevzuna gibi. Bu da yed'una, yed'una gelecektir. Yani yed'une yazılış arkadaşlar hem müzekkerin hem de müennesin cemisidir. Üçüncü kalıp için konuşuyorum. Üçüncü şahıs için yani daha doğrusu. Üçüncü şahısta gaib ve gaibenin cemilerinde ister müennes ister müzekker olsun yed'une gelir. Yani da'a, yed'u, yed'u çek. Yed'uvani, yed'une, ted'u, ted'uvani yine yed'une gelir. Demek ki yed'une hem müzekker hem de müenneste ortak kalıptır diyebiliriz. Buna göre yani hunneye de yed'une gelecek. Hunne değil de ne bileyim hüve huma hum, hum yazsaydı yine yed'une gelecekti. Çünkü üçüncü şahsın cemisinin hem müzekkerinde hem de müennesinde yed'une, yevzune şeklinde gelir. 2. Fiil çekimlerine ciddi çalışma gerekir yani. Yoksa bu iş zordur. 2. Aşağıdaki fiil çekimlerinden hangisi emri hazır kipindedir? Ene demişsin zaten. Yani ene nasıl emri hazır olacak ki? Ene, ben, firtu. Bir kere tu demişsin. Olmaz. Firtu, firar ettim mazidir. Ferra'yı firru. Hüve o, ferra. Herhalde ferra yazmışlar. Enti demiş. Bir defa ent olacak. Enti veya ente veya yani ikinci şahıs değil, birinci şahıs olmalı. İkinci şahısta emri, birinci şahısta emri hazırın gelip gelmemesine dair çeşitli ihtilaflar mevcut olabilir. Emri hazır sorulduğunda ikinci şahsa uygun bir zamir aranır. Eğer zamirler varsa burada zamir verilmiş. Hani çok da gerek yok. Bu tamamıyla neyle alakalı dersen. Ferra yefirru fiili bu değil mi? Her tarafta o verilmiş. Bunun sen çekimini biliyorsan yani mazisi, muzarisi, emrisi, emri, mastarı, ismi fail, ismi meful nasıl gelir, çekimi nedir? Buna daha önceden ciddi çalışma yaptıysak zaten biliriz ki. Firri diye gelir. Enti kalıbı. Firri, firra şeklinde geliyor.
Ceyhan'dır. Zaten enti demiş. Mesela nahnu olmaz. Nahnu birinci şahıs. Firna biz firar ettik demek. Huma o ikisi ama üçüncü şahıs zamiri. Ve üçüncü şahıs. Ene birinci şahıs. Enti ise ikinci şahıs. Sen manasına gelir ki hazır zaten karşında bulunan hazır olan kişi. Yani sen, siz ikiniz, siz üçünüz, siz beşiniz. Yani karşında bulunan kişiye hazır denilir. Karşında hazır. Sen bizzat kendin hazır değilsindir. Üçüncü şahıs zaten piyasada yok yani uzaktaki kişidir o manasına gelir o ikisi onlar. Bu kelimeyi de iyi çözümleyebilirsek ona göre Ceyhan olduğunu anlamamız daha kolay olabilir. 3. Uridu en nokta nokta en ne yapar? Muzari nasip eder. Öyleyse mensup bir muzari arıyoruz. O da hangisi? Edirne. Evhebe. Nasip alameti fethadır. Evhebu olmaz. Merfu. Tebhebine de fethara bitti hocam ama bu nun daima fetha yazılır zaten. Tebhebinu olamaz yani. Tebhebine. Bu kelime olsun, işte tebhebune olsun. Bunlar nunla biten kalıplar olduğundan bunların irab alametleri harekeyle değil bir defa harf ile olur. Nun ile. Nun varsa merfudur, nun yoksa mensup veya meznun olabilir. Yani tebhebi, tebhebu nunları silerek okursan onun nasbı olur. Demek ki buraya tezhebune yazacak olsaydım ben en ne yapar nasıl nasip eder onu tezhebu diye yazdırır nunu sildirir veya en tezhebi nunu sildirir bunlar nasip alameti nunun silinmesidir ki silinmemiş demek ki mensup değil evhebe nasip alameti fetha almıştır evhebu ne tezhebu aile denizli zaten merfu yani sonuncu harfte ötreyi görüyorsunuz olamazlar. En ne yapar? Nasip eder. Öyleyse mensup bir kelime kendisinden sonra gelmesi gerekir. Uribu ben en evhebe gitmeyi istiyorum. İla beytike senin evine gitmeyi düşünüyorum. İstiyorum. Tamam. Devam edelim. 5. Ene talibetun müctehidetun. Ben çalışkan bir kız öğrenciyim diyor. Leyse ile olumsuz şekli aşağıdakilerden hangisi olur? Leyse ne iş yapardı? İsmini, nasb, haberini raf mı ederdi? Ya da tam tersi miydi? Neydi? Yani olay tamamıyla bununla alakalıdır. A şıkkı. Önce şunu belirleyelim. Leyse ne iş yapar? Leyse arkadaşlar haberini nasb eder. Tıpkı kâne gibidir. Demek ki ismini, raf, haberini nasb edecek. Ene yerine leyse yazarsam ben nasıl olacak artık bu? Haberi nasb edeceğine göre en leyse talibetun müctehideten diye yazılır. Leyset değil olmadı. Ene ben ne değilim? Dalibeten, müctehideten. Çalışkan bir öğrenci değilim. Lestu ben değilim. Dalibeten, müctehideten. Doğru yazılış hangisidir? Bursa'dır. Leyset ene diye yazılmaz ki. Çünkü leyset kelimesi leyset yazılmaz. Çünkü leyset kalıbı bir defa o demektir. Değil mi? Hani Nasarat, Ketebet gibi üçüncü şahsın müennesi olmaktadır. Müfret müennestir. Leyset o. O değildir. Ardından ene geliyor. Bu uyumsuz bir yazılım. Yani şöyle diyebilirim. Fiilin formu ardından gelen zamir ile uyumsuz. Çünkü ene zamiri birinci şahıs iken leyset fiili an itibariyle üçüncü şahıs formuna girmiş. Bu yanlış bir yazılış olur. Bursa'ya baktığında ise buradaki ene zamiri fiile uygun olarak bir zamire dönüşmüş. Yani burada mufasıl zamirken burada muttasıl olmuş. Çünkü fiile bitişebilir. Les tu. Les fiildir. Tu ise onun ismi olmaktadır. Dalibeten ise haberidir. Müştehit ise tarif kelimesinin sıfatıdır. Buna göre Bursa doğru şık olur. Les na diyor. Na biz. Burada ene ben demişti. Yani ben nerede, biz nerede. Aynı mana diye bir defa. Les tu olur ama ardından dalibetun gelmez. Çünkü haberini nasb etmelidir. Dalibetun ise merfudur. Olamaz. Leyset yazmış. Leyset hiye buna uygun olarak gelir. Yani o. Dolayısıyla üçüncü şahıs olur. Oysa cümlede ene yani birinci şahıs zamiri kullanılmıştır. Zamir uyumsuzluğu olur. 6. Nokta nokta nokta. En evhe be ilel medine ti fis sabahi. Sabah şehre gitmem imkansızdır.
En ezhebe benim gitmem ile medineti şehre fi sabahi. Sabahri neymiş? İmkansızdır manasına gelen hangi kelimedir? Bu da bir mana sormuş. Manayı bilirsen sıkıntı yok. Bu da hangisi olur? Minel müstehili. Müstehildir. Müstehil imkansız manasına gelmektedir. Dolayısıyla Ceyhan şıkkı seçilir. Demek ki diğerleri yani sehil misal kolay. Muhtemel ihtimalli sa'b zor manasına geliyor. İmkansız manasında müstahildir. Bu kelimelerin manaları kitaplarda geçmiştir. Muhtemelen ki sorulmuş. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere hangisi getirilmelidir demiş 9. soruda. Efhemu. Ben anlıyorum. Min kelamike. Senin kelamından. Ne anlıyorum? Nokta nokta nokta. Ne anlıyorum arkadaşlar? Bir bağlantılı cümle olması gerekeceğinden kesinlikle enne gelecektir. Efhemu ene. Efhemu fiil. Ene gizli zamir fail. Ben anlıyorum. Min kelamik. Senin kelamından ne anlıyorum? Bağlantılı bak. Devamı geliyor. İnneyi burada kullanamazsın. Enneyi kullanmak zorundasın. Ennel mevzu'a. Şüphesiz ki konu mühimmün cidden. Gerçekten veya çok diye çevirebilirsin ciddeni. Çok önemlidir. Senin konuşmandan konunun çok önemli olduğunu anlıyorum. Mastar tevilinde yapıyoruz bunu. Ennel mevzu'a. El mevzu'a ennenin ismi mühimmün ise haberidir. Konunun çok önemli olduğunu anlıyorum. Senin kelamından bunu anlıyorum. Bu da neden enne seçilmiştir? İnne okunan belirli yerler var. Enne okunan belirli yerler var. Burada ennen okunması efhemunun meful olması değil mi? Efhemu min kelamiki. Senin kelamından anlıyorum. İyi de ne anlıyorum? Anladığım şey nedir? Meful geliyor. Meful olacak cümlenin başında elif nun maddesi fethalı okunurdu. Bu yüzden inne değil enne olur. Bir. İkincisi burası maslara tevili mümkün olan bir yerdir. Bu yüzden enne olmalı. İnne olamaz. Diğerleri zaten değil. Buradan 7'ye geçiyoruz. Kâne ve grubuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? İsmi daima merfu, haberi daima mensuptur. Doğrudur. Şimdi bu doğruysa diğerler yanlıştır. Okumaya gerek yoktur. 8 ve 10. 8. Hel teş'uru bil gurbeti fi Türkiye? Sorusunun yanıtı aşağıdakilerden hangisidir? Soruyu anlarsan cevabı bulmaya doğru yol alırsın. Hel teş'uru ente? Sen hissediyor musun bil gurbeti? Gurbette mi hissediyorsun kendini? Nerede? Fi Türkiye, Türkiye'de. Kendini Türkiye'de gurbette mi hissediyorsun diye bir soru sorulmuş. Helli soru. Naam veya la şeklinde cevap verilebilir. Direkt eşhuru bazen hissediyorum şeklinde de olabilir. Şimdi bunu yorumlamaya geçiyoruz. Naam, evet. Eşhuru ben bi elemin. Eşhuru ene, ben hissediyorum. Ne hissediyorum? Bi elemin. Bir keder, fi betni, karnında bir keder, bir acı, bir sıkıntı hissediyorum. Ya karnında ağrı var mı diye sormadık biz, karnın ağrıyor mu demedik. Türkiye'de kendini gurbette mi hissediyorsun demiş. Demek ki bağışıklıkla alakasız bir cevap. B'ye bak, la hayır, keenni, sanki ben fi vatani, vatanımdayım, huna, burada. Kendim burada vatanımda gibi hissediyorum. B şıkkı olur mu? Olur. C olur mu? Naam, evet. Eşhuru bi suda'in huna. Eşhuru ben hissediyorum. Ne hissediyorum? Bi suda'in huna. Burada suda hissediyorum. Suda baş ağrısı manasına geliyor. Burada başıma geliyor. Denizi eşhuru ben, ben hissediyorum. Ahyanen bazen bi cu'i açlık huna. Burada açlık hissediyor musun diye sorulmadı. Başın ağrıyor mu diye sorulmadı. La eşhuru hissetmiyorum huna, burada bel berdi, soğukluk hissetmiyorum, elhamdülillah, Allah'a şükür, üşümüyorum gibi bir şey demiş. Yani Bursa alakalı, diğerleri alakasız. Ona baktığımızda boş bırakılan yere gelebilecek sözcük hangisi olabilir demiş. Camiatuna, bizim üniversitemiz var ya, ekberu camiatin fil alemi, dünyada alemdeki üniversitelerin en büyüğüdür diyor bizim üniversitemiz. Daha sonra hangi yönden demek gerekir belki? Min haysu olmalı. Min haysu şu yönden. Hangi yönden? Öğrencinin adedi bakımından en büyüktür. Mesela yani çok kalabalıktır demek istiyor. Kalabalıklığı, öğrenci sayısı bakımından dünyadaki üniversitelerden en büyüklerinden birisidir.
Evet, demek ki bursa olacak. Leyte veya diğerleri değil yani. 11 hazihi nokta nokta boş bırakılan yani ismi taftillerden hangisi gelir? Hazihi ile alakalı bir şey olması lazım. Hada değil mesela, hadihi veya haulayi değil, değil mi? Burada müzekker mi müennes mi? Müfret esne cemi hangisi? Bunlara dikkat ederek bir kelime seçmemiz gerekiyor. Hadihi şu nedir mesela diyor. Fuzla demiş. Veya husna veya a'la veya ahsan veya esbahu. Şimdi fuzla, husna, a'la bunların hepsi aynen uzatıyor yani her biri olabilir gibi. Üçü bir. Üçü de nedir? Efvalu fuzla gibi. Ahsanu husna. Yani bunlar müennes olmalı. Oysa ahsan ile esbah müzekker kalıpta durmaktadır. Bunlar farklı. Hadihi şu ahsanu kıssatin en güzel kıssadır. Öyle güzel kıssa ki o karatu ben okudum ha onu fi hayat hayatımda. Şu kıssa var ya hayatımda okuduğum en güzel kıssadır diyor. Burada ahsan bu denizdir olur. Esbah sabahlamak manasında bir şey değil yani. Hangisi olurmuş? Denizli olur imiş. 14. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi iki harf eklenen bir mezit fiil kalıbında çekimlenmiştir? İlk tesebek. İki tane harf eklendiyse ne olur arkadaşlar? Kendisi orijinal 3 harf. İki de sen ekledin 5 yapar. 5 harfli olur. Mazide yani muzarda bir harf daha eklenir. Emri hazırı farklı olur. Onlar farklı mesela. K, S, B. Ne olmuş? K, S, B. İlk tesebe. Yani bir hemze bir de T eklenmiş. Demek ki iki harf eklenen bir müzit fiildir. Hangisi? Aşık. B nedir? İstağfara. Sayarsan altı harf var. C, istezene. Bunlar istiğfar babından arkadaşlar. Kendilerine üç harf eklenmiş. Gafara, istağfara, iste eklenmiş. Bu da edene veya edine, istezene olmuş. Yine kendisine iste eklenmiş. İste eklenmiş. Tabe'a. Aslında tebe'a, tebi'a. Kendisine bir tane elif eklenmiş. İstekale aslı kale. İstekale elifsin ta yani iste eklenmiş. Yani altı harfli. Demek ki A şıkkı doğru, diğerleri yanlış deyip de geçebilirdik aslında. 12. El hürriyetu ecmelu şeyin fil alemi. Hürriyet diyor dünyadaki en güzel şeydir. Aşağı yukarı böyle. En yakın Türkçe karşılığı hangisi olabilir? Özgürlük dünyadaki en güzel şeydir. Evet biz de böyle dedik değil mi? Hürriyet. Dünyanın özgürlük yok. Edirne arkadaşlar. Diğeri sallama bir tercüme. 15. Aşağıdakilerden hangisi? Ma hivayetuke sorusuna verilebilecek anlamlı ve uygun bir cevap değildir diyor. Ma hivayetuke. Ma nedir? Hivayetu hobi ke senin. Senin hobi nedir diyor. Esibaha yüzmek, kıra okumak, kadime gelmek. Yani gelmek atıyorum. İşte pazardan eve gelmek hobimdir. Yani bu bir hobi olamaz. Sefer, yolculuk, es-sayd, avcılık da herhalde. Dolayısıyla Ceyhan tamamıyla mana bakımından alakasızdır. 13. Mukabele sözcüğünün üçlü kökü, sülasi formu yani hangisidir diyor. Mukabele. Mukabele Ramazan'da mukabele okunur değil mi? Üçlü kökü diyor. Mukabeleye bakarsan diyor. Mukabeletun, kabele, yukabilu, çekim yapılmış, mukabele formu gelmiş. Bunun sülasi formu yani mazisi ne bunun diyor? Kabele, kabile o şekilde olacaktır ki o da denizlidir. Yani lakabı olmaz yani. Sıralamaya bak. Bir kere kaftan önce lam yok ki. Lam ile başlat. Kafar ardından elif ve lam getirmiş mesela. Bu da mümkün değildir. Çünkü mukabelede ba orijinal harftir. Bir defa zayt harfler yani ekleme harfler hangileridir bunları bilmen gerekir. Bunlar şöyle formül edilmiştir. El-yevme. El-yevme hareket vermiyorum da vermek isteyen versin yani. El-yevme ten-sahu. El-yevme ten-sahu. El-yevme bugün ten-sahu. Sen unutursun hu onu. Manası da budur. El yevme tensahu. İşte burada gördüğümüz hangi harfler varsa tüm
görmekte olduğun harfler, yani elif olsun, lam olsun, ya olsun, vav olsun, mim olsun, hangi harfleri görüyorsan her biri bunların zait harflerdir. Yani bir kelimede ilave harf, zait, ek harf hangisidir diye merak ediyorsan o kelimede bu harfleri görmeye çalış. Diğer bir de işte şöyle de anlatabilirim. Mukabele kelimesinin orijinal harflerini arıyorsan şu tabloda her ne yazıyorsa bunları çıkarmaya çalış. Bunları çıkartırsan orijinalini bulursun. Bu ille de bu demek midir? El yevme mesela ne var? Mim var değil mi? Mim silebilirsin. Ardından elif var. El levme tensahu. Elif var. Elif burada ne yapacaksın? Sileceksin. Bu şekilde gidiyor. Ete var hocam. El levme tensahu. Ete bizde de var. Sıkıntı yok. Demek ki bunlar zayt harflerdir. Tamam. Aranan şık hangisidir? Tekrar edelim. Denizli. 16. İsta'mere. Yesta'milu yesta'mele mu? Ne olmalıdır? İstef'ale yestef'ilu. Yestef'ilu. Buna göre Edirne olacaktır. Kalıbı bilirsen vermen gereken hareketi de bilirsin. Muzarisin sonuncu harfin birisi esri olur istifal babında. 17. Naam, a'cebini hadel fustan. Ne sorduklarda böyle bir cevap verdin. Şimdi bunu diyor. A'da bak. Hel a'cebeki seni hayrete düşürdü mü? Hadel fustan. Şu gördüğün fustan seni şaşırttı mı? Hayrete düşürdü mü? Beğendirdi mi? Fustan elbise demek bu arada. Naam, evet. A'cebini. Beni hayrete düşürdü. Hadel fustan. Şu elbise şeklinde cevap verse ne olur? Mantıksız olmaz. Zaten aranan şık da buydu yani. Mesela Bursa'ya baksan. Hel hadel fustan minel katne, minel kutne. Pamuktan mıdır, şundan mıdır, bundan mıdır? Gerisi alakasız. A şıkkı mana olarak doğrudur. 20. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdaki şeylerden hangisi doğru şekilde tamamlar? Ene ben, len demiş. Len'den sonra muzarifiye gelecek. Len ne yapar? Nasb eder. Öyleyse getireceğin muzarifi mensub olarak getirmen gerekir. Ayrıca len'den sonra muzarifiye gelir yani. Mazi değil, emir değil. Mensup bir muzari getirmemiz gerekiyor. Ene ben, bir de ben demiş yani. Burada siz ikiniz şeklinde değil, ben kalıbında bir kelime getirmen gerekiyor. Buna da dikkat etmen gerekir. Ene ben. Len e'ûle. Asla dönmem. Dönmeyeceğim. İlâ hâden amiri şu işe. Üttü. Len üttü. Ene len üttü. Değil yani. Diğerleri de değildir. Len hem nasb etmiştir hem mana olarak uyumlu bir şıktır. A şıkkı. 18 var. 19 var. 18. Ene eştâku nokta nokta eyyâmil medreseti. Ne getirilir diyor. Ene ben eştâku. Hangi yapacağı gelir? Ene ben eştaku, iştikak duyuyorum. Yani mesela özlem duyuyorum. İle, evet E şıkkı. İle eyyamil medreseti, okul günlerine dair özlem duyuyorum. Bunu nerede anladın hocam? Eştaku fiilinden sonra ile harfi cerinin geleceğini yani şöyle bir göz atarak çıkarman mümkün değil adeta. Nasıl anlarsın? Eştaku fiilinden sonra ila harfi cerrinin kullanıldığını ezbere bilmen gerekiyor. Bilirsen yaparsın. Hangi fiilden sonra hangi harfi cer geldiğine dair özel çalışma yapmak gerekir. Yani en azından 2-3 aylık bir çalışma yapılmalı. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi tefekkara fiilinin isim failidir? Tefekkara ya tefekkaru. Hangisi olur? Mütefekkirun, mütefekkir. Budur yani. Tefekkara, tefekkuru, tefekkurun, mütefekkirun, mütefekkerun. Mütefekkirun. Sonuncu harfin bir sağ olan yani kef harfi esreli olmalı ki ismi fail olabilsin. Mütefekkir. Mimden sonra T'nin gelmesi önemli çünkü fiil T ile başlamıştır. Diğerleri değil yani. Çekimle alakalı bir soruydu. Zor muydu? Değildi ama tabi mazi, muzari, emir, çekimleri biliyorsak zor değil. Elimizde bir çekim kitabı olmalı. Oturup bunlara çalışmalıyız. Sadece bu sınavı geçmek için değil. İlahiyatmış, yüksek lisansmış vesaire veya medrese tarzı olsun. Eğer bir tercüme olarak kendimizi geliştirmek istiyorsak fiil çekimine ciddi manada çalışmamız gerekir arkadaşlar.